Merhaba arkadaşlar, bu ev denize 300-500 metre yakınlıkta 320 bin sterlin tek katlı bungalov bir ev. Sözlü anlatımdan sonra drone görüntülerini lütfen izleyin. Drone görüntüleri, muhteşem görüntüleri size konuşmam için arz ediyorum sevgili arkadaşlar. Fiyatı 320 bin sterlin. Bu bölgede bundan başka arsa yok. Yani paranız olsa da yok, arsa yok burada. Bunu arz ediyorum. Bu büyüklükte arsa yok. Bunu arz ediyorum. Sözlü olarak da biraz fazla konuşsam bağışlayın beni. Sözlü anlatımımdan sonra 320 bin sterlik evimize bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bu Aydın Didim Akbük'te full deniz manzaralı bir dönüm 200 metrekare arsa içinde tek katlı bungalov bir ev. Evin havuzu var. Drone görüntüleri videonun başına da sonuna ekleyeceğim. Evin tarlası var. Yani bahçesi o kadar büyük ki tarlası denilebilir. Biraz esprili oldu. Evet, bazen diyorum ya, adam yaşlanıp ölecekmiş, demiş ki beni bir dışarı çıkarıp çıkmış uzaya, havaya, denize. Demiş ey dünya, beni neden kandırdın demiş. Şimdi birileri diyecek ki lafa geç. Yok kardeşim, bekle. İşte dünya yalancı. Bu evi sana versek ne olacak? Neyse, işte bu ev emsallerine göre Akbük'te güzel bir evdir. Burada başka da arsa yok. Yok, başka arsa yok. Buralarda bu metrekarede yok. Aşağıda da 150 bin TL'lik arsalar. Onlar satıldı. Artık onlar da yok. Evet. Şimdi kanalda bulduğumuz, kanalda zaman zaman buluyor. Biri diyor ki bu vardı. Abi parantezle üstünde satıldı yazmışım. Neticede 900 bin tane video var. Beşerim ben. Şaşırmış olabilirim. Google'a bile bak. Google Amerikalılar değil mi? Yani 3 yıl önceki yanlış bilgiler var. Linkler olabiliyor. Bilinçli yapmıyorum. Önemli olan niyet. Anladınız mı arkadaşlar? Bu anlamda diyorum ki her şeyin en güzeli sizin olsun. Bu Aydın Didim Akbük'te tepe havada bir yerde ve İngiliz'in evidir. Full eşyalı. Bir dönüm 200 metrekare arsası var. Tek katlı. Bungalov havuzu var. Efendim full denize bakıyor. Ondan sonra drone görüntülerini arz ettik. Fiyatı 320 bin sterlin. Sterlin bu ara düşüşe geçti. Furkan, şimdi sen gel burada böyle çömel, böyle bir şeyler yap. Ve ilalım men dâi ma'lumun lü dünyâi. Kapı niye böyle lan? Evet. Arkadaşlar şimdi burası çömel Mehmet Furkan. Çömel. Çömeldim, az önce gösterdim, çömeldim. Arkadaşlar burası salonumuz. Bu salonda böyle yuvarlak perdeli. Böyle gel. Ver. Evet arkadaşlar burası salonumuz. Böyle Furkan acaba çömelsen mi? İki kapalı bir zaman. Evet, böyle telefon dü ses gelecek. Bu salonumuz arkadaşlar. Gördünüz. Drone görüntülerini de bu boncuklar nerede lan? Bu İngilizler bu boncuklar nereden öğrenmiş? Hani bizde vardı boncuk. Benim valla razene çayı iyi geldi. Artık ben bu boncuklarla da oynuyorum, iyi oluyor. Çünkü çok yalancı adam var. Bak lügat çok iyidir. Kibar, efendisi kalkarmadan güzel, hoş laf söyleyeceksin ya. Neden yani, sen iyi de desen dil dönecek, kötü de desen dil dönecek. İyi de aynı dil, aynı heyecanı şey yapıyor. Aynı enerjiyi sarf ediyor. Şimdi dua edince ha bir beddua etsen de aynı. Dua et o zaman ki Allah ıslah etsin. Dolayısıyla bazen bakıyorum adam bir şey diyor. Çekemiyorsun insanları. Evet arkadaşlar burası da ayrı mutfak. Ayrı mutfak. Evet, hayat güzeldir. İyi insanlarla hayat çok daha güzeldir. Furkan Beycik biraz dur. La bu ne biçim bir dolap bu? Anaç. La bugün hep güzel şeyler. Arkadaşlar bu güzel bir dolabıymış. Furkan bak Furkan. Furkan bu nasıl bir dolabıymış? İyiymiş. Bu kolası da var. Şalgam suyu var. Bayağı kolası. Ama eski bir buzdolabı değil mi? Valla bilmiyorum. Güzel abi. Modeli. Quadro. Bunun bir antifriz miriz var. Neyse güzeldir. Yani bilmiyorum. Bizimkiler de artık güzel şeyler yapıyor. Bu Esko iyidir yani, her şey iyidir. Evet arkadaşlar, Hot Point Orhan Kartal yapıyor. Orhan çok güzel beyaz mobilya satıyor. Size net söyleyeyim, Orhan Kartal. Evet sevgili arkadaşlar, burası da mutfağımız. Mutfak tekrar
dışarıya çok iyi bakıyor. Burada biraz esinti var. Kulaklık mikrofonu getirmedik ya. Değil mi? İşte arkadaşlar burada da işte böyle güzel bir yer. Mutfak çok iyi yaptın mı? Çevirdin mi? İnsanlar biraz böyle yarım saniye bir durdur. Ne yap? Baba biraz böyle yapar mısın? Yarım 2-3 saniyeni böyle tarat. İşimizi iyi yapalım. İnsanlara iyi bilgi verelim ki farkımız olsun. Anladın mı? Arkadaşlar bir hatamız olursa biz de sizin kardeşiniz. Biz Anadolu insanı, teze kokusuyla büyüdük. Biz öyle eline YouTube'la uğraşamayız. Elimize ekmek götürmek için bunu yapıyoruz. Anladın mı? Ama keyif de almaya başladık. Keyif de almaya başladık. Çünkü bizi seven çok insanlar oldu. Münise abla sana da selamlar. Bilal abiye de selamlar. Siz gerçekten çok iyi insanlarsınız. O ev ben Hasan'la konuştum. Hasan dedi ki abi dedi 50 bine İngiliz verebilir. Ev bitmez arkadaşlar. Ama fırsatınız varsa kendisi alın. Sonra pahalı oluyor. Ama almadım diye üzülmeye, güceymeye de gerek yok. Şimdi arkadaşlar biz burada salonu mutfağı gösterdik. Gel babam şimdi. Gel. Hangi odaya gelin? Gel babacığım. Burası şimdi, çelik kapısı. Evet biz kapı. Bu çelik kapı arkadaşlar çelik kapı biraz esinti var ya. O yüzden işte çelik kapıdan böyle iki kapılı bir handan. Git oradan çok dışarı çıkma tık tık yapar. Millet sıkılır. Şu an tık tık yok burada. Ta o köşeye git. En köşeye git. Valla esinti var. Rüzgar var mı? İki kapı. Arkadaşlar. Otopark var. Şemame. Halay başı da olur buradan böyle bizim halaylar böyle. Havuz başı da böyle akşam ışıklar da olur. Vallahi burada göğüs havlu bile olur. Arkadaşlar otopark bakın oradan. O araç yolun üst tarafı. Burada da komşu bir site var. Ve gel buralarda gösterdik. Tabi bakımsız kalmış. Bakım nasıl şu an? Bak. Malikane şimdi, burası. Şimdi bir dakika. Adamın bak sen mimar oyuncusun daha 20 yaşında. Adamın soyu temiz olsa makyaj önemli değil. Gel. Bak. Şimdi sen böyle çok Barbie bebek çocuklar göreceksin. Yarın öbür gün evleneceksin. Bak bakıyorsun. İffet yok. Şey yok ama bakıyorsun. Git başka birine bakıyorsun. Ulan yüzü güzel değil. Makyaj yapmamış ama daha vefalı. Seni alıyor da bırakmaz. Anladın mı? Hmm. Şimdi bununla ne demek istediğim? Ev büyük. Statik konumları iyi, deprem yönetmenine uygun, makyaj, cicili micili, böyle ufacık leylek yavrusu gibi öyle evler iyi değil. Bu ev, durumu, hali, vakti iyi olan, varlığı yokluğu iyi bilen, bugün varım yarın yokum diyen insanlara gitsin. Ama layloy, yok cicili, sonradan görme insanlar zaten alamaz. Bizimle muhatap da olmaz. Zaten ben istemiyorum, geçinemem çünkü. Gel bakalım, gel. Evet, çelik kapıdan girdik. Girdik. Gel babacığım. Şimdi bura oda. Bu ben de az önce Instagram'da yapmaya çalıştım. Bu oda büyük bir oda. Ama bu telefonda iyi çıkmıyor. Ben anlamadım. Bu telefonda iyi çıkmıyor. Evet arkadaşlar. Babam orada bir daha çömeldin mi? Ya oğlum çömel lan. Hem spor yapmış olursun. Her odaya girişte squat yap. Bak sen bedava spor yapmış diyorum sana. Evet arkadaşlar bura oda, işte bu da denize bakıyor. Ve odalar ebeveyn mi aynı olur? Ebeveyn, hepsi ebeveyn. Bu da ebeveyn, ebe abla. Arkadaşlar burası da birinci odanın ebeveyn banyosu. Birinci odanın ebeveyn banyosu. Değil mi baba? Burayı da gösterdik. Şimdi böyle dön, ben buradan çıkayım ki. Hadi geriye dön. Şimdi bizim Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde bir tane ortopedi doktoru Amerika'da ders vermeye gidiyor. Adam koridorun sonunda başa gidince bu bizim Aydın'ın yürüp teyzeleri yok mu şalvarlar? O diyor ki doktor bey diyor benim hastam ne olur? Ya 10 dakika onu dinliyor. Koridorun sonuna gidene kadar 1 saat geçiyor. O büyük profesör. Büyük bir adam. Ben dedim ki inşallah bu siyasette bulaşmaz. Anladın mı dedim. Şimdi Eren doktor büyük bir doktor. Yani şimdi diyor ki bu kim benim nereden bileyim? Bazen toplumda bazı insanlar her zaman çok öndedir. Hatta bu siyasete hiç
İnşallah Eren Doktor Beyni gibi insanlar bizim topluma lazımdır. Ben bunu niye dedim? Nasıl ben konuşuyorum? Ne diyorsun ya? Abi sen hani sana İspanyolca konuşuyor gibi geliyor. Biz geldiğimiz kültür, bu Anadolu kültüründe bu işler böyledir. O yüzden bu ev işte biraz makyaja, boyaya muhtemelen ihtiyacı olacak. Eşyada falan neticede kimse yumurtanın kabuğundan çıkmamış. Yani buna bir dezenfekte yaptın, bundan iyisi yok. Yok ben bunu kullanmam. Doktor örneğini o yüzden yaptım. Ben dedim ki demek ki biz bu adamın yerinde olsak, biz ne insan beğeniriz, ne ev beğeniriz, ne o teyzelerin yüzüne bakarız, bunlar şarkılarını, ben bunlar köylüler nereden dinlerim? Dolayısıyla işte o adam gibi ben gönlüm işte o ona meyilli yani o ahlak yapısında olan insanlara gitsin ve öyle olmak zorundayız. Hadi bakalım gel. Yok bu kirli, yok bu ev bilmem ne, mütevazi olmak lazım anlamında dedim. Evet. Gel bakalım. Burayı gösterdik. Kapımız burada. Bu salondu. Odadan zaten önce salonu gösterdik. Mutfağı sonra dışarı çıktık. Sonra odayı gösterdik. Ve sonra bu banyoyu da gösterelim. 320 bin sterlin. Bu da banyo, jacuzzi'miz var. Jacuzzi böyle puf puf puf. Evet. Elazığ, Karakoçan, Golan kaplıcaları gibi. Golan kaplıcaları. Orada biri Golan kaplıcaları. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Burası da ikinci odamız. Burası da ikinci odamız değil mi Furkan? Hı hı. Oda 2. Sevgili arkadaşlar bu da ikinci odamız. Evet. Oda 2. 320 bin. Abi bu oda çok büyük ya. Tüm odalar çok büyük amca. Bunlar ne kadar çok? Her birisi var 30-40 metrekare. Valla odalar çok büyük. Her biri oda 30-40 metrekare arkadaşlar. Burası da 3. odamız yine ebeveyn banyo. Oda heremi. Evet. Valla cinak, valla mal cinak, mal cinak. Yunus abi Trabzon'a selamlar. Yunus abi Trabzon'a selamlar. Evet arkadaşlar. Bu arada her odanın balkonu var, rüzgar var diye göstermiyoruz. Bir de balkonları da sayarsak her biri 50 metrekare sanki. Furkan ben çok kafam bugün yerinde değil, sen sür. Evet arkadaşlar bu da 3. odanın ebeveyni. Ondan sonra Furkan tam burayı sundu. Dur kapatma Furkan biraz böyle git. Arkadaşlar 3 oda gösterdik size. Şimdi diyeceksiniz kaç metrekare? Çok büyük ben ne bileyim yani bayağı büyük. Bak çocuklar bilmiyor mu? Gel bakalım. Aa burada bir giyinme kabini var. Giyinme kabini, havuz bir şeyleri, havuzun şeyleri de var arkadaşlar burada. Şimdi ne oldu? 3 oda, 3 banyo, 3 oda, 4 banyo. 3 oda, 4 banyo, salon, ayrı mutfak, efendime söyleyeyim havuz, ondan sonra makyaj takımı. Evet. Böyle malcina. Valla burada abi bundan saçılıyor Furki. Biraz zorla açtın amca. Tamam açılmasın. Evet dur babam dur şimdi. Arkadaşlar burayı size arz ettik sunduk. Saygılarımı sunuyorum. Bura 320 bin sterlin sahibi İngiliz vekaleti bizim arkadaşlar var. Buyurun gelin böyle bir yer bulamazsınız. Burada bir dönüm 200 metre arsa satlık yok. Yani satlık olsa da yok. Burada yani şu anda bir uçağı belki bulunurdu. Valla şu anda o paralara da yok. Dolayısıyla hani böyle bir yer bulmak yok. Ölümlü dünya gelir gider. Paranız varsa gelir bakarsınız alırsınız. Bakmazsanız da kendinize ufak bir yer alırsınız. İşim gereği ben de sunuyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Evet. Arz etmiş olduğum bungalovun drone görüntüleri bu arkadaşlar. Bir dönüm 200 metrekare arsa dile kolay. Burada yok. Yani ne oldu? Bura Amerika mı? Valla bence Amerika'da böyle bir şey yok. Hani Pensilvanya'da bazen haberlere çıkıyor böyle köşk müşter. Sabıkalı bozuk adamların köşkleri var hani. Ne demek istediğimi anlayan. Ibiza Villa da orada. O da 350 bin manzara da bu. Valla başka yerde yok. Bodrum'da da zaten böyle bir ne ben alırım ne siz alırsınız ne de ben gidince bana fotoğraf da çektirtmiyorlar. Ben diyorum merhaba selamünaleyküm. Nereden geldiniz? Güvenlikçiler, güvenlikçiler çıkıyor. Bizi hiç yanaştırmıyorlar. Çünkü ben oraya gidiyorum. Bazen portreyi topluyorum. Hiç ben yanaştırmıyorlar o lüks evlere bile arkadaşlar. Dolayısıyla
bizim güzel insanımız, Anadolu'nun değerli insanları. Biraz fazla konuştum, sizi yormuş olabilirim. Size burayı arz ettim. Evet. Bugün de böyle memleket aklıma geldi. Ne güzel kültürümüz, böyle doğayı görünce, denizi, türkülerimiz, yaşlı amcalarımız. Evet. Arkadaşlar gerçekten güzel. Biraz yani şöyle bazen 5000 kilometrede olan araçlar var. Ya kardeşim bak bu 5000'de alsana abi diyorsun, almıyor. Abi gidiyor daha değişik bir marka, niye diyor, sıfır jelatini üstünde olsun. Abi sen bak lüks bir araba alıyorsun, kurban oldum bu arabayı alsana. Adam iner, bu şimdi ona benziyor. Yapı denetimli mi? Evet. Depreme dayanıklı mı? Evet. Ondan sonra zaten tek kat, bundan daha bundan iyisini bulamaz. İstediğin kadar cıp cıplı ışıklar mışıklar olsun. Bu ev iyi. 320 bin sterlin eşyalarıyla beraber, buna bungalov diyorlar. Tek katlı güzel bir ev. Her evin kendine özel balkonu, banyosu var. Her odanın, özür dilerim, her odanın. Ha, bu da yakın olduğu plaj. Benim arkadaşım var. O da burada restorantı var. Çok da iyi bir restorantı var. Bazen de oraya gidiyorum. Canım toprağım Milaslı. Yani ben Erzurum'un Milas ama toprağız. Ne fark eder? Toprağım Engin abim. Engin abi benden selam söyle. Ben geldim, sen yoktun abi dükkana. İzlersen bak ben geldim, sen restoranda yoktun. Bizim Engin'in restorantı var. Ve çok iyi balık yapar burada. Ailece çalışıyor. Böyle botanik bahçesi de var. Yani orada sanırsam şey de var, ne var, böyle çadır da kurulup misafir de ediyor, bir şeyler yapıyor. Engin çok tatlı bir arkadaş ama kışın çok gezmeye gidiyor. Biraz fazla da yiyor, oturmuş yerinde. Eskiden spora geliyordu, şimdi şişmiş. Evet. Harunemin vestiyaye palakvedayeciyaye. Arkadaşlar su medeniyet, işte denizin kıyısında böyle ip gibi yollar. Evet, gidiyor. Bizim böyle Türk halk müziği, böyle söz yazarları olsa hemen burada Aşık Veysel bir türkü yaratırdı. Evet, Allah rahmet eylesin. Ev bu, kocaman bir ev. Metrekaresi gerçekten büyük. Bir dönüm 200 metrekare arsa. Tepeden Furkan eline sağlık garajı var. Havuzun altında da bir sürü oda moda var. Valla biz o odalara girmedik arkadaşlar. Orada neler var neler, kilitliydi, biz de girmedik. İşte hani gelip alan adam zaten merak eder, alır. Şimdi biz buradan allasak pullasak bedavada veririz desek, görmeden etmeden, Furkan benim kolamı dökme, etmeden kimse almaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da neticede yani bu normlarda, Türkiye normlarında iyi paradır. Umarım iyi bir insana nasip olur. Saygılarımı, hürmetlerimi sunarım. Hoşça kalın arkadaşlar.